Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ee, Şubat ayına geldik. Bir Şubat, Perşembe günü. Ee, Kocaeli Yarış Programı tam videosuyla sizlerle birlikteyiz. Muhtemelen siz bu videoyu ee, bir önceki gün, Çarşamba günü, henüz 31 Ocak'ta izliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama tabi e, Perşembe sabah da izliyor olabilirsiniz. E, bunu... Böyle bir söylemiş olayım dedim. İzmir videosu yayında arkadaşlar seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone ise abone olalım. İzmir'deki 6 koşulu programda bir tane banko tekli oyunumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ama bütçeyi daha çok Kocaeli'ne ayırdık. 2 tane altılı olması sebebi haliyle. Ee, bunun haricinde söyleyeceğimiz kanala abone olaysa abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyorsa olalım ve bir de diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı hesabında takip edelim arkadaşlar. Orada ikimizin eski yeni yarış videolarını paylaşıyoruz. Ee, çok daha fazla içerikte yine gelecek orada. Evet Kocaeli tahminlerinde şart 5 düzeyinde bir yarışla başlayacağız. Yalnız bu şart 5 geçen yıldan beri şart 5'ini doldurmamış olan safkanlar 3 yaşlı İngilizler 1500'de kuma çıkacaklar. 5 ee, çeyrek geçe koşulacak bir koşu. Arkadaşlar 6 safkan içerisinde bir tercih yapacağız burada. Öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum benim e, şahsi favorim 3 numara Selanik kısçasıdır. E, bu atı burada öncelikle tutuyorum. Lakin e, baktığımızda derece olarak da burada Sigrid mesela daha iyi bir dereceye görmüş bir safkan. İlk kez kuma çıkacak Starling 4 numara. Ya Bu atlarda dikkatimizi çekti. O yüzden ben burada garantiye gitmek için 3-2-4 şeklinde 3 atlı bir oyunu uygun görüyorum. 1 numara Çakır Neco'yu e, burada grubun dışarısında bıraktım. Bunun sebebi son yarıştaki altıncılığı olabilir ama bunun haricinde de genel olarak e, ben bu grup içerisinde e, birazcık daha geride kalacağını düşünüyorum. Yani 2 numara, 3 numara ve 4 numara biraz daha avantajlı olacaklarmış gibi gözüküyor arkadaşlar. 3 numara favorim. Ardından 2 ve 4'ü önerdim. 3 atlı bir oyun tavsiyem var. 1 numarayı dışarıda bırakarak biraz risk alacağız tabii ki. İkinci koşu saat 6'ya çeyrek kala. Maiden dışı 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. 10 safkanın start alacağı bir koşu olacak. Burada Ali Yıldız'la başlayacağım. Al Kot 5 numaralı safkan ilk tercihim olacak. Ardından e, Silver Horse Jew, 7 numaralı safkanı önereceğim size. Sonra ilk kez kuma çıkacak bir isim ki sentetik pist yarışında da gayet iyi bir performans sergiledi. Değişik bir hattı var. Ee, baba tarafı Almanya, anne tarafı İrlanda hattına sahip olan bir safkan. Samurai Nakano. Yani aslında zaten çimde ve sentetikte daha iyi gitmesi beklediğimiz bir isim. Hem Almanya'da hem İrlanda'da daha çok bu tarz yarışlar olduğu için. Ama yani burada da tabii ki kumda şans bulacaktır diye düşünüyorum ben atın genel kalitesi itibariyle. Bu koşuda Samurai Nakano'ya da şans tanıdım. Ee, devamında geniş kupon oynamak isteyen arkadaşlarımız için belirtmek istediğim bir tane daha safkan var. Erai Çizik İdaresi'deki Lake of Life 3 numara. Yani bu atıda artık birazcık daha garantiye gideyim diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Esas oyunumuzda 5-7-10 yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama e, tabii ki 3 numarayı da geniş kuponlar için garantilemek adına ilave edebilirsiniz. Üçüncü koşuya geldik. Saat 6.30'da dikkat edelim arkadaşlar. Bir önceki yarışa 45 dakika sonrasında koşulacak bu koşu. Şart 4 yarış. Yamak 2 apranti biniyor. 4 yaşlı Arap atları 1900 metrede kum piste çıkıyorlar. Arkadaşlar 6 safkan var. Herhalde çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. 1 numara Hulki. Kapalı gözlük takacak, kulaklık takacak. Sadık Altay'la bizim tekimiz olacak arkadaşlar. Son iki yarışında da peş peşe kazanan Safkan dış start tercihini istemiş. En dışı da almış. Bir numara Hulki. Burada çok net bir tektir arkadaşlar. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Bu atın bu yarışı kazanamaması demek e, son derece büyük bir mucize demek olur. Çünkü bu şartlar altında bu grup içerisinde yani kazanması gerekiyor. Zaten rakip olarak söyleyebileceğimiz Aydın Nefesi ve Uçan Yaprak var. E Uçan Yaprak 2 hafta evvel 3. oldu. Aydın Nefesi 2 hafta evvel 4. oldu. E hulkiye bakıyorsunuz. 2 yarıştır kazanıyor ve 2 hafta evvel kazandı en son. Yani Söyleyecek çok bir şey yok dediğim gibi. Bir numarayı tek bırakalım. Sıralı ikili e, garantiye gidip bir arkası 3-6 yaparsanız yeter arkadaşlar. Bir arkası 3-6 her türlü tutacaktır. E, gelelim dördüncü koşuya. Saat 7.14 Handikap. 1-4 şey, yukarı İngilizler. 1200 metre kum pisti yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 10 adet safkanı izleyeceğiz. ikinci altılığında ilk ayağı burası. Tabi ilk altılığı için rahatız. Bir önceki ayağa tek geçerek bunu yaptık. Yalnız burada... Bu koşu biraz sürprize açık bir yarış onu söyleyeyim. Ee, yüksek kiloya rağmen mutlaka yazmamız lazım. Tolga Yıldız'la bir numara Tirol Hop. Yani bu at gelir gelmez ama mutlaka yazılması gerekiyor. Böyle bir atı yazmak lazım. Ee, son 5 yarışı tabela yapan birini kazanmış bir attan bahsediyoruz en nihayetinde. Sonra arkadaşlar birazcık sürpriz bir isim Adem Ceylan'la Let Kropslav. Yani bu at 3 e, numaralı Safkan son yarışı belki 8. bitirdi ama bir önceki sene koştuğu son kum yarışında 3. olduğunu da unutmamak lazım. Grupta müsait sürpriz yapabilir dikkat edin derim. Ve Eşman Çizik'le e, kuma çıkacak olan Safkan Laura Hanım 4 numaraya da dikkat diyorum. Bu arada bilhassa 3 ve 4 numara için sizlere şuradan bir da göstereyim. Hani e, kafanıza takılan bir şey olursa diye Şöyle idmanlara sahipler. Bilhassa Laura Hanım'ın 400'de 24.80 ve 1000'de 1000 metre bir idman yapması tabii 1200'lük bir yarışta. Bu arada iki da idmanını Yusuf Aktaş yapıyor. İdman jockey de aynı. Ona da bir dikkat dedim. Ee, onu da belirteyim. Ee, burada bu yarış için arkadaşlar bu atların yeterli olacağı kanaatindeyim. Yani 1-3-4 şeklinde 3 atlı bir oyunu ben yeterli buluyorum. Fazla at düşünen varsa tabii ki yazabilir ama yani ikinci altılı bir de bağlama ayağı olmasına rağmen ben 1-3-4 yeterli dedim. 5. koşu saat 7.30'da koşulacak. 17 handikap mücadelede 4 yukarı İngilizler 1900'de kuma çıkacaklar arkadaşlar. 9 safkanın mücadelesi olacak. 2 isim ekürü koşuyor. E, bu koştaki favorimize e, geçmeden önce Kingova'nın 211 günlük bir arayla geleceğini belirtelim. Kingova normalde bu grupta kazanması bekleyeceğimiz bir isimdir. Fakat e, şu anda hem 63 kilo koşması hem de 211 gün gibi bir araya sahip olması sebebiyle bu atı burada tavsiye etmeyeceğim arkadaşlar. Baştan gerekçesiyle belirtmek istedim. Sonra neden bu atı yazdırmadın gibi bir yorum gelmesin. Bir de mesafe de uzun. 63 tekliyor. Çok zor yani. E, şimdi oyun tercihimize geçelim. 2 numara Grand Mission. 3 numara Auckland. Bu iki at bir kere baş at olacak burada. E, yani İkisi de son yarış ikincilikle tamamladı. Tabi biri sentetik biri kum diyebilirsiniz ama yine de Auckland'in de bir önceki yarışının kumda ikincilik olduğunu belirtelim. İki hatta çok formda geliyor. İki atın da şansı yüksek. E, bu koşuda e, Grand Mission'da yazılması gereken safkanlar. iki numara Grand Mission'da bu arada Kurtere Ekürüs safkanı. Onu da belirtelim. İki ve üçü yazdıktan sonra arkadaşlar Commitment 4 numara Halil Kaplan'la birlikte yazılabilir. Ve Kürler 5 numara Zisino. Zisino çok e, sürprizleri seven bir safkan. Tolga Yıldız biniyor. Ekürüs'ü Çamlı'yı yer 51,5 kilo gibi son derece düşük bir kiloda start alıyor. E, kürlerin ikisinin de şansı olacağını düşünüyorum. Burada 2-3 yaptıktan sonra 4-5 yapılmasını tavsiye ediyorum. Yani 2-3-4-5 şeklinde 4 hattı bir sıralamaya gidilmesini öneriyorum. Ee, burada geniş kupon yaparım diyen varsa arkadaşlar garantiye gitmek için 6 numara Climor ve 8 numara Overthrow'unu da yazarak 6 ata kadar da çıkabilirsiniz. 2-3-4-5 yeterli olur. 6 ve 8 ilavesinde geniş kuponlar için tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani burayı 4 at ya da 6 at olarak verdik. Zaten daha evvelden belirtmiştim. Bütçenin çoğunu buraya ayırdık. İzmir'de tek altılı olması sebebiyle. 6. koşu saat 8'de koşulacak. Kısa vade 6 dişilere mahsus 4 yukarı. Araplar 1800 kumda çıkacaklar. 11 at var. 2 sekürü Balmerda ile Hazbalık ekürü startı. Ekürleri tavsiye ederek başlayacağım. Arkadaşlar Balmerda tabi kum pistte daha iyi bildiğimiz bir isim. Ama ama Hazbalık'ta her ne kadar son kum yarışı kötü gözükse de Genel performans olarak bir gün iyi bir gün kötü koşabilen bir safkan, o yüzden kumda da yine bu yarışta iyi gidebilir bu potansiyeli taşıyor ve 79 handikaplı bir at olmasında dikkat etmekte fayda görüyorum ve sinoplu Merve tabii ki burada. Ee, baş aktör atlardan birisi. Sinoplu Merve'yi kesinlikle Özcan Yıldırım'la birlikte değerlendirmeliyiz. Bir hafta evvel kazanabileceği bir yarıştı. ikinci kaldı. Ee, o yüzden burada e, yani tam anlamıyla bu at gelir %100 diyebileceğim bir durum söz konusu değil. Yine de Sinoplu Merve olmadan oyun yapılamaz arkadaşlar. Ee, Sinoplu Merve'yi de yazdıktan sonra arkadaşlar bir tane daha safkana şanslanacağım ve burada da oyunu noktalayacağım. Ee, bu yarış için. 8 numara Günyeli. Görkem Öztürk Kurtarı Kurterekürüs safkanı. 12 gün evvel sentetikte 5.liği olan bir isim. Kumpis performansı daha iyi olan safkan. Ahmet Çelik'im ince belki sana yazdırmadım. 3 hatta bıraktım burayı bilginize. Yani ben burada şöyle söylüyorum. E, ee, ekürüler 1 ya da 11 fark etmez yani. 1 diyelim hadi 1, 6, 8 şeklinde 3 hatlı bir oyun tavsiyem var. Bu arada size bir detay vereyim. Sinoplu Merve'yi risk alırım tek atarım diyen varsa alternatif tek olabilir. Zaten 3 hatta tuttuğumuz için burayı alternatif tek olarak Sinoplu Merve'yi düşünebilirsiniz ama alternatiftir. Tekrardan belirteyim. 7. koşu 8.5'da kısa vade 6 düzeyinde 4 yukarı İngilizlerin 1400 metrede kum pist mücadelesi olacak arkadaşlar. 6 safkanın start alacağı bir yarış. E, muazzam bir grup yani tam böyle bir şampiyonlar ligi havası oluşmuş vaziyette Akıncı Çeyirmen, Like The Stars, Mir Bey, Özellikle bu atların e, tabi bir de yanlarına Win For ile My Private eklenmiş e, Mücadelesini izleyeceğiz Mesafe kısa benim tercihim net 5 numara Mir Bey tek arkadaşlar Yani Like The Stars'ı da çok tutuyorum bir hafta evvel bu arada Like The Stars'ı da önerdim e, O da kazandı yani şu an iki önerdiğim safkar arasında bir mücadele olacak bilhassa Çeyirmen birazcık daha geri planda kalan bir e, safkan gibi duruyor ama o da tabii ki iyi bir isim. Akıncı yine kez öyle. Zor bir grup ama Mir Bey bir şekilde kazanır diyorum. Son dönemdeki performansı ve formu ile birlikte. Ki bu arada şu detayı vermem lazım. Mir Bey 59 kiloda şu anda uygun bir durumda. Ha diyebilirsiniz ki rakipleri 55 kilo. Doğru söylüyorsunuz ama şu detayı vereyim. Mir Bey'in şuradaki üçüncülük ve dördüncülüğü 1.65 e kiloydu. 1.64 e kiloydu galiba öyle bir şeydi. Yani bu at 60 kilo üstü koşmadığı müddetçe zaten bu tür yarışlarda bu mesafelerde kazanır. Son derece iyi bir formu var şu anda. Bu formdayken 6 günde olsa arası Mirbey'in kazanması gerekiyor arkadaşlar. Sadece Dilbağ takacak Özcan Yıldırım gibi tecrübeli bir jokerle start alıyor. 5 numara Mirbey. Bu koşuda tek arkadaşlar sevdiği mesafede yarışı kazanmasını bekliyorum. 8. koşu saat 9'da 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 metrede kompiste izleyeceğiz arkadaşlar. 7 safganın mücadelesi olacak. 1 numara Minas Anor haklı bir favori bizim için. Fırat Arslan'la birlikte start alacak. Henüz bu mesafede iyi yarışı yok gözüküyor fakat e, at sadece 4 yarış koşmuş bir at. Yani ata şimdi bu mesafede gidemiyor demek çok saçma olur. E, attan daha iyi bir derece bekliyorum bu yarışta. 1.14'ler 1.13'ler gelebilir. E, şaşırmayın derim. Ama tabii ki işimizi şansa bırakamayız böyle bir yarışta. Özcan Yıldırım'la Muscle 4 numarayla devam edeceğim. 1.14.90 90 derece görmüş bir safkan. Farklı pistte olsa da onu da hemen göstereyim. Yavuz Kaya Liner temsilcisi safkan. E, 22 Ocak 2024 yakın bir tarihte e, yapılmış bir derece. Yani bu yıl içerisinde yaptı bu dereceyi Safran. O yüzden e, burada baktığımızda 4 numara Masal'da kesinlikle yazmamız gerekecektir ilave olarak. Tabi e, tabii bu şekilde iki atla da bitirebilir miyiz? Yani denenebilir ama bence burada işimizi sağlam alalım. Birazcık daha at yazabilirsek yazalım. 2 atla bırakabilirsiniz. 2 atla bırakamıyorum diyen varsa arkadaşlar burada e, birazcık farklı isimlere yönelebiliriz. Mesela Arakaska olabilir. E, Güçlü bir Efendisi olabilir. King Mir Bey olabilir ama hani e, 6 ve 7 numarayı tercih etmeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Yani 2 at yeterli. Çok net. 1 ve 4 yeterli olur. 2, e, 3 ve 5 ile ilgili kanaati tamamen size bırakacağım arkadaşlar. Hem bütçelerinize göre bakın uyuyorsa hani yazabilecek durumdaysanız tuttuğunuzu yazın ama burada. Hani çünkü 1 ya da 4 kazanacak gibi duruyor. Ben 2 atta bırakırım risk alırım diyenler yapsın. Yok 2 atta bırakmayacağım diyenler 2 numara, 3 numara ve 5 numaradan tercih yapıp ilave yapabilirsiniz. Bunu da bir detay olarak vermiş olayım dedim. E, 9. koşu saat 9.30'da Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler son yarış 1400'de kuba çıkacaklar. Tolga Yıldız'da 1 numara After Dark'la başlayacağım arkadaşlar. 24 gün evvel 3. olan safkan bu koşuda galibiyet şansı yüksek gözüküyor diyebilirim. Ee, Özcan Yıldırım'la Genç Ay Nalan e, bu atında bir üçüncülük bir ikincilik sonra bir üçüncülüğü daha var. En son 2 hafta evvel 3. oldu ve 17 gün evvel 2. olan bir isimle devam edeceğim. Ve da tabii işte 9 numara Soli. Yani burada kısaca 1 5 9 3 atlı bir oyun küçük kupon için yeterlidir. Geniş kuponlar için Mahmut Turan'la Kınalı Girl 6 numarayı tavsiye edeceğim. Bir de Kuma çıkacak olan Hishmancik ile de Dea Fortuna 3 numarayı tavsiye edeceğim yani 3 at ya da 5 at şeklinde bu koşuyu yorumladık arkadaşlar 3 at ya da 5 at bu koşudaki formülümüz olmuş vaziyette. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. İkinci videomuz biliyorsunuz ki diğer video İzmir tahminleri yayındadır. Onu da izleyebilirsiniz. Altılı ganyan sadece bir tane altılı var orada. Onun tahminlerini verdik. Bir tane bankomuz var. Kalan abone değilse abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyorsa olarak destek verelim. Diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı hesabında takibe alalım diyorum. Orada da yarış videoları paylaşıyoruz. Evet herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.